Bugün yine Şırnak'tan gelen 3 şehit haberiyle sarsıldık. Dün Diyarbakır'da bir polis ve bir yurttaşımızın ölümü yaşanırken Şırnak'tan gelen 3 şehit yine Türkiye'yi derinden sarstı. Terör amaç olarak toplumda kaosu yaratmayı ve güvensizlik ortamının pekiştirilmesini arzu eder. Terörün yarattığı bu güvensizlik ve kaos ortamında yurttaşların devlete olan güvenlerinin sarsılması ve bir korkunun yaratılması amaçlanır. İşte tam da böyle bir tabloda siyasetçilere ve tüm yurttaşlara düşen, nereden gelirse gelsin her türlü terörün karşısında olarak bir birlik ve beraberlik olabilmektir. Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel sorumluluğu gereğince bunu amaçlamıştır ve böylesi bir dönemde bu meclis toplanmayacak da ne zaman toplanacaktır anlayışından yola çıkarak tatilde olan meclisi olağanüstü toplantıya çağırarak bütün partilerin hiçbir kimseyle bir art düşünce olmaksızın herkesin kurulacak bir ortak komisyonda teröre karşı bir mücadele platformunun oluşturulmasını amaçlamıştır. Ne yazık ki dün mecliste yapılan oylamada ve oylama öncesi diğer siyasi parti gruplarının birbirlerine karşı hasmane, nefret söylemi içeren konuşmalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin arzuladığı amaç gölgelenmiştir. Dün meclisteki oylamada 4 partiyi ortak deklarasyona davet eden iktidar partisinin tutumunun ne kadar ibret verici olduğunu gördük. Tabii bunun yanında esas şaşırtıcı olan taraf Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrıdır. Değerli arkadaşlarım, nereden gelirse gelsin bütün terör araştırılsın. Suruç'taki patlamanın IŞİD'in terörü de araştırılsın. Önergimiz verdiği zaman o zamanki ölen askerlerimiz ve polislerimizin şehit edildiği terör eylemleri de araştırılsın, PKK terörü de araştırılsın diye verdiğimiz önergeye MHP'nin niçin red oyu verdiğinin anlaşılması mümkün değildir. Dün Milliyetçi Hareket Partisi siyaseten iflas etmiştir. Oylama sırasındaki ikircikli tavırları, mahcup, çekingen tavırları, oy verseler vermeseler şeklinde kimsenin başta anlayamadığı, sonradan AKP sıralarından kendilerine hadi niye vermiyorsunuz çıkışı üzerine grup başkan vekilinin lütfen el kaldırması üzerine MHP'nin üyelerinin oy vermesiyle kullandıkları oy tam bir aczin ifadesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasetinin iflas ettiğinin bir göstergesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'ye verdiği red oyuyla PKK terörünün araştırılmasında engellemiştir. Dilinden PKK'yı düşürmeyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin PKK terörünün de araştırılmasını içeren araştırma önergemize niçin red oyu verdiğini kamuoyu net bir şekilde bilmek istemektedir. Böylesine siyaseten acıklı, aç içerisine düşülecek bir durum herhalde bir siyasi partinin başına gelebilecek en kötü durumlardan bir tanesidir. Milliyetçi Hareket Partisi kendisini sorgulamalı ve PKK terörünün de içeren araştırma önergesine niçin red oyu verdiğini kamuoyuna anlatmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda sorumluluğunu yerine getirmiştir ve bu sorumlulukta diğer AKP ve MHP'nin oylarla reddedilen önergeden yurttaşlarımız zannetmesin ki meydan boştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluk duygusu içerisinde teröre geçit verilmeyecek bir ortam tüm yurttaşlarımızın ortak paydasıyla yaratılacaktır ve terörizme ve teröristlere asla prim verilmeyecektir. Yani Türkiye'nin bu devasa sorunu AKP iktidarının kendi isteklerine göre
konjonktüre göre biçimlendireceği, kendilerinin istediği ölçüde yürüyeceği, kendilerinin istediği ölçüde sona erdireceği bir konunun ötesindedir. Devasa bir boyuttur. Bu konu tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir konudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz başından beri AKP'nin izlediği bu politikayı, Kürt sorunu konusundaki politikayı yanlış bulduğumuzu, muhalefete bilgi vermeden, kamuoyunu bilgilendirmeden kapalı kapılar ardında hem bir yandan ortaklıklar teşkil edeceksiniz ama işinize gelmediği zaman bunlardan sarfı nazar edeceksiniz. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu devasa sorunun çözüm adresi, Kürt sorunun çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Kamuoyu önünde şeffaf ve bütün partilerin katılacağı ortak bir komisyonla bu konunun çözümlenmesi konusundaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşünün ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Analar ağlamasın diye biz bu yola girdik diyorsanız, bugün niçin o yoldan çıktığınızı da analara anlatınız. Samimi değiller. Kendi AKP'nin konjonktürel isteklerine göre, seçime dönük hamlelerine göre böyle bir süreçte Türkiye'de feda edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi Kürt sorunun çözümünü önemsemektedir ve bu sorunun mutlaka demokrasi, insan hakları, temel hak ve hürriyetler ve en ileri ülkelerde uygulanan en ileri fikirler neyse o görüşler çerçevesinde çözülmesinden yanadır. Bu sorunun çözümünün AKP'nin ikircikli tavrına bırakılamayacak kadar biz değerli olduğunu biliyoruz ve bu sorunun çözümünün öneminde olan bir parti olarak da bu sorunu ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözeceğini ifade ediyoruz.